Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2, Birinci Dünya Savaşı Osmanlı serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçenki bölümde biraz Afrika'da ilerlemeler kat etmiştik. Büyük Hun İmparatorluğunu Afrika'da ilerletmiştik. Sonrasında buradaki Fransa'yı ortadan kaldırmaya yönelik savaşlar yapmıştık. Ve büyük ölçüde ortadan kaldırmıştık ki sadece kendisinin 4 eyaleti kalmıştı. Onun dışında pek bir şey yapmamıştık. Bir de en önemlisi İngiltere'yi mağlup etmiştik. Ve sonrasında İngiltere'yi annekslemiştik. Sonrasında ise bu Japonlar Amerika'ya çıkarma yapmıştı. Amerika'da ilerliyorlardı. Biz de dedik ki Amerika ile birleşme kararı mı alsak, ne yapsak dedik. Düşünüyoruz bakalım ne olacak. Amerika ile savaşmak da istiyorum ama uzun süre savaş ne bileyim yani pek iyi gelmiyor ama savaşabiliriz şimdi yani. O yüzden kesin bir şey söylemek istemiyorum. Ordularımı denize toplayacağım artık kararı bu videoda vereceğiz. Ya savaşacağız ya birleşeceğiz kararı bu videoda vereceğiz dediğim gibi. Şurada ekstradan basmış olduğum isyanları bastıracak orduyu şöyle denize çıkarıyorum. Şu anda mevcut ordu sayımız 483 bin ki oldukça az bir sayı bu. Siz de bir denize çıkın. Herkesi bir toplayalım. Kimin ne olduğunu, nerede olduğunu, nasıl olduğunu bir görelim. Ki bu ordumun büyük kısmı Japonya için bekliyor. Orada. Siz de hocam şöyle bir denize inin. Orduları bir birleştirelim. Artık Amerika ile savaşsak mı, birleşsek mi bunun kararını vereceğiz. Şöyle bir toparlanın. Şuradaki ordu da burada bir toparlansın. Yani ben aslında savaşma taraftarıyım. Amerika o kadar güçlü bir devlet değil. Yanında vasalları, müttefikleri falan var ama hani güçlü bir devlet değil şimdi doğruya doğru. Yani rahatlıkla yenebiliriz diye düşünüyorum ama yani uğraştırır. Çok fazla toprağı var. Ama Japonya'nın yaptığı çıkarmayı görünce dedim ki bir cesaretlendirdi abi bize. Japonya oraya çıkabiliyorsa biz de çıkarız dedim. Bakalım şimdi göreceğiz. Öncelikle bu ordu bir toparlansın. Şuradaki savaşı bir görelim, izleyelim. Japonya'ya destek ver, ekonomik destek ver şeklindeki yorumları da okudum ama Japonya'ya destek vermeyeceğiz ki adam zaten şimdi bize savaş ilan etti. Biz de Japonları o zaman hepten bir bitirelim. Orduya çağır. Gelen herkesi çağır abi. Yani bak destek ver gibi mesajları gördüm ama adam da videonun ilk dakikasında geldi bize saldırdı. Şimdi ben bu adama mı destek vereceğim? Tabii ki de vermeyeceğim. Bu adamla savaşacağız şimdi. Bu da iyi oldu. Japonları da bitirmiş oluruz hazır. İyi olur, kolay olur. Asya'da buradaki toprakların şey rahatlıkla halleder. Bu arada bu topraklar neden asimile değil? Yeni mi asimilasyon işlemi yapıyoruz bu topraklarda? Hayda. Bak buralarda sıkıntı yaşadık. Şuradaki askerler de saldırıya geçsinler. Buradaki topraklarını direkt temizleyelim hemen Japon'un. Kiminle uğraştığını tekrardan bir anlasın abi o. Bir kendine gelsin. Sen nereye gidiyorsun? Bir dakika. Buraya gitmiyorsun. Şuraya gidiyorsun. Sen buradaki Japon topraklarını ele geçir. Onun dışında teknoloji puanlarımızı harcayalım. Şurada asker bastık. O askerler bir toparlansın. Onun dışında şurada da asker basalım biraz. Bazı toprakların asimilasyonlarını unutmuşuz. Neyse onlar da yapılır artık. Burada direkt Japon'u yedik zaten. Şurada da Rus halleder herhalde diye tahmin ediyorum. Siz şimdi tekrardan bir denize inin. Bakalım ne kadar bir ordu gerekecek Japon'a. Şimdi anlarız. Herkesi savaşa çağırdım değil mi abi? Doğu Hint adalarından Afganistan'a kadar herkesi çağırmışım. Güzel. Herkes bir denize insin abi. Hangi denize indiğiniz önemli değil. Japonya çıkarma denerse sıkıntı yaşarız. Japonya'nın çıkarma yapmasına izin vermeyeceğiz. Siz de şöyle
Bir denize inin. Onun dışında sen de in. Sonrasında şu birimler de insin. Herkes bir denize bir gelsin abi. O zaten Amerika ile uğraşıyor. Buradaki toprakların nüfuslarına bakacak olursak çok fazla nüfus var. O yüzden büyük hazırlık yapıp girmek gerek. Büyük hazırlık yapıp gireceğiz. Küçük küçük şeyle olacak iş değil bu. Tamamdır. Alt ettik abi. Sen de denize iniyorsun. Yani çok fazla nüfus var. Onları almak o yüzden zor olacaktır. Sen de bir denize iniyorsun. Sonrasında şu toprak Japonlara mı? Onu alırsınız abicim siz. Afgan mafgan asker getirecek zaten. Şurada durum ne? Japonlar itilmeye başlamış. Tamam. Amerika'nın ekonomisi zaten pek iyi değil. Bizim bunun tek başına döver neredeyse. Baksanıza abi bunun şeyine. Size biraz armağan gönderelim de ilişkimiz gelişsin. Yoksa bunlar isyan misyan eder abi bize. O yüzden ilişkileri de geliştirmeye önem vereceğiz. Biraz daha asker basalım. Şimdi bu topraklar %100 asimile olmuş topraklar ama 60 bin nüfusta 5 bin asker basılıyor. Bu bayağı can sıkıcı bir durum. Artık yapmaya çalışacağız bir şeyler. Hazır. Bölümde savaşı çıktı abi. Japonlarla savaşacağız bu bölüm. Aslında ben Japonlarla savaşmayı düşünmüyordum. Ama bunlar kendi kaşındı. Kendi kaşındıysa biz de kaşıyalım. Hayvan gibi orada basıyoruz. Bassın abi işimize yarar. Hareket puanı dert değil, sıkıntı değil. Ya bizim çocuklar savaşa gelmiş. Bunlar çıkarma mıkarama da yapar zaten. Şöyle bir senin topraklarında liman basabilsem ben çok iyi olur aslında var ya. Şöyle herkes bir denize insin abi. Senin topraklarında liman az. Liman basabilsem iyi olurdu aslında ama basamıyoruz sanırsam. Basalımın toprağında bir şey. Böyle. O askerleri de indirelim ve tekrardan asker basalım. Bu kadar asker imkanı yok yetmez. Buraya İngiltere'ye girdiğimiz ordunun kaç katı fazlasıyla girmemiz gerek. Çin Cumhuriyeti ile savaştaymışız. Oğlum Çin Cumhuriyeti kaldı mı ki? Aa kalmış. Böyle Çin Cumhuriyeti savaşını bitirebilirsek aslında daha makul olur bizim için. Kanada. Kanada kaldı mı ki abi? Kanada'yı Amerika gömçürmedi mi? Gömçürdü diye biliyorum. Biraz daha asker basalım. Bu askerler önemli. Çünkü yetmeyecek abi. Saygıdeğer Japon'a bu kadar asker yetmez. Keşke biraz da Çin'den toprak alsaydım. Ya Çin'de de nüfus yok. O yüzden sıkıntı yok. Hem ne güzel Rus asker basıyor. Bu sefer Rus asker basamazdı. İyi oldu, iyi oldu. Bu değil. Basarız abi. Yok. Bunlardan bir cacık olmaz. Zaten direkt barışı kabul ettiler. İnin aşağı abicim. Hepiniz inin. İlk bir taarruzumuzu deneyeceğiz birazdan. Ama taarruzumuzu denerken ordu basmayı da ihmal etmiyoruz. Her tur ordu basacağız. Bu ordular önemli. Her tur değil de aslında bu tur basacağım. Ondan sonra bir saldırı emri vereceğim. Bakalım ne yapacağız. Ordular bir toparlansın öncelikle. Burada Rus'un ordularını görüyoruz. Denize inmiş 28 asker. 28 asker pek bir cacık yapamaz ama yine bir şeyler yapmaya çalışıyor en azından. Şuralarda asimile edilmemiş topraklarda asker basıp zaman kaybetmeye gerek yok. Tamamdır. Hocam hepiniz burada bir toparlanın. Hepiniz bir burada toparlanın. Siz de bir toparlanın. Siz de bir toparlanın. Sen de toparlan. Sen toparlanacaksın herhalde. Sen gel, sen gel, sen gel. Tahminimce bir 300 binden fazla bir ordu olacak. Aşağıdaki ordu da vardı. Onları getirmedik sanırım. Onlara da bir bakayım. Evet, bunlar geliyor. Tamam. Gelir abi onlar. Bunlar bir toparlansın. Artık bakarız duruma göre.
Araştırmayı da kes artık. Evet, Japon orada bitti. Um kardeş, senle hala ilişki geliştiremiyoruz. En azından isyan etkin falan yok. O iyi. Siz bir hepiniz toparlanın. Böyle 500 bin kişilik bir ordumuz olmuş oldu. Görelim abi tamamen. Başka var mı? Başka bir ordu yok. Şu anda toplam kaç ordumuz var? 750 bin. Diğeri de batıdaki topraklardır zaten. Evet, Rus denizden asker getirmeye başladı. O zaman biz de taarruzlara başlayalım şimdi. 100 binlik bir toprakta en fazla taş çatlasa 20 bin asker basar. Bir dakika. 5, 10, 15, 20, 25. 250 bin yetiyor buraya. Böyle 50'şer binle saldırmaya başlayalım Japon'a. Böyle 5'er bin daha takviye edelim. Orduyu. Yettiği kadar abi. Tamamıyla bir eşit yollamaya çalışıyorum ama eşit olmayacak gibi. Tamam. Şimdi hocam sen de saldırıyorsun. Direkt fişini çekeceğiz Japon'un. Zaten buradaki toprakları kaybettiği anda ekonomisi de çökecek. Evet, denizde askeri var. Şeyde Rus'a bir para yardım yapsam iyi olacak. Tamam. Bizde para sıkıntısı yok zaten. Evet. Hepsinin başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü asker basamaz abi, o kadar imkanı yok. Evet, hepsi başarılı oldu. Şimdi ekonomisine bakacağız. Hala sapasağlam bir ekonomisi var. Vay anasını be. Dedirtti bu bana. Helal olsun. Ekonomisi hala taş gibi. Bunun ekonomisi nereden geliyor ki? Tamam, siz şöyle saldırın. Siz burayı ikiniz alırsınız diye umut ediyorum. Evet, saldırılara devam ederken şurada biraz daha asker basalım. Burada da nüfus kalmadı. Artık Rusların, Doğu Hintlerin falan hepsinin yardımına ihtiyacımız var. Bunların gelmesi lazım. Oğlum sen niye geldin bana savaş ilan ettin? Kendi fişini kendin çektin. Benim herhangi bir savaş açma planım yoktu sana. Sen niye yaptın bunu? Sağlam asker basmış orada. Buradaki bir ordumuzu tamamıyla sildi. Evet, burada başarıya ulaştık. Oha! 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 Rus kardeş, hemen şuradaki ordunu lütfen şu denize çıkar, yoksa o adam beni paramparça edecek orada. Ay, o büyük ihtimal çıkarmayı bana yapar. Neyse, sağlık olsun. Sağlık olsun. Şöyle rastgele emirler vereceğim. Ordular şöyle kafalarına göre rastgele takılsınlar. Tabi orada 400 binlik askeri varsa daha orada fazla askeri yoktur diye tahmin ediyorum Japonya'da. Çünkü de olunma ihtimali de var. Ya ben bu var ya, bu Japonya'yı vasal yaparsam Amerika'yı çok fena patates ederiz ha. Böyle kırmızı saldırı emri verelim. Hepiniz saldırın abicim. Hocam şuraya destek kuvvet lazım. Siz ikiniz buraya kayıyorsunuz. Onun dışındakiler ilerlemeye devam ediyor. Şu anda çok fazla ordu basmıştır diye tahmin ediyorum ki basmış. Aşağıda, ama burada ilerledik. Bayağı bir. Şunu vasal yapabilecek seviyeye getirirsem çok kolay olur abi işimiz. Umarım yetirebilirim. Şuraya gidin. Şu anda ekonomisine bakmak istiyorum. Ekonomisi ne durumda abi? Beni asıl meraklandıran şey bu. Bunun ekonomisi şu anda ne durumda? Böyle dağılın. Ben de şöyle dağıl. Ben de dağıl. Askerimiz bitti. Şimdi ekonomin ne kadar kaldı senin? 6 milyon. Şimdi bunun nereden geliyor bu kadar ekonomisi? Şurası var. Bunun dışında bir şey de yok abi. Bu adamın bu kadar ekonomisi nasıl oluyor ki? Bak.
AC desteklesek İspanya'da toprağın mı var senin? Neyse. Bizimkiler ilerlemeye devam etsinler. Ve burada takviye gerekecek ya. Oğlum bizim şeyler bir geleydi. Bir olacaktı da gelemedim. Japon mu? Japon diyorum. Rus falan bir gelemedi. Bunlar bir geleydi çok. Rahat edecektik de. Bir türlü gelemediler. Abi alabileceğimizi alıp bu savaşı da bitirelim. Yolumuza bakalım bence. Siz şöyle gidin. Tokyo'ya bir deneyeceğim 2500 askerle de imkansız bence. Sen nereye geliyorsun? Geliyorsun. Burayı savunun abi, müdafaa edin. Sen bir dakika şimdi bak. Sen sıfırla gidiyorsun oraya, buraya gidiyorsun. Bugün olan arkadaş da sen buraya sıfır gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Siz de burayı ele geçireceksiniz. Hadi bakalım. Sen de nereye gidiyorsun? Tamam. Sıfırla burayı. 8000. 8000. 8000. Bakalım. Bunu vasallaştırma talebini nasıl yollayabiliriz? Şu anda yollayabiliyoruz lan. Vallahi yollayabiliyoruz şu an. Hocam o zaman ben şöyle bir toprak seçeyim. Eğer vasallaştırabilirsem bu adamı mükemmel olur. Senin dandik toprağın yok mu hiç ya? 4 puan. Bir dakika şu 9'luğu bırak abi. Şu 8'liği al. Böyle al. Bir de bunu al. Abi şu barış anlaşması kabul olursa harika olur diyecektim de olmadı. Adam 400 bin kişilik ordu getirmiş lan. Şimdi bizden kim kabul etmedi onu merak ediyorum. Onun ağzına vuracağım. Tam çok sağlam ordu getirdi ha. Aha Tokyo'yu aldık lan. Hayda Tokyo'yu aldık. Beklemiyordum böyle bir hamle. Bu hamlenin başarıya ulaşmasını hiç beklemiyordum ve başarıya ulaştı. Vay be. Tokyo'yu aldık. Siz buradan ilerleyin. Bizimkiler yardıma da gelmiyor. Orada 400 bin kişilik ordusu var. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Kabul etmiyorlar da. Vassal. Oğlum Türkiye şey değil. Osmanlı'yı değil. Biz kendimizi vasallaştırmayacağız. Hocam alabildiğini al. Böyle bir şey deneyelim. Oğlum Afganistan. Senin gelmişini geçmişini seveyim. Yardımın yok zarardan başka be. Adamın kaç bin ordusu var görmüyor musun kardeş? Şunu kabul et be. Yalnız bu adama vasal yaparsam ben harika olur be. Yapabilir miyim bilmiyorum. Zor gözüküyor. Bakacağız artık bir şeyler. Bunlar hiçbir şey yapmıyor mu lan? İşte daha burayı alamamış Rus. Oğlum senin kaç bin askerin var? Oha! Bu kadar askerim var burada. 213 bin askerim var. Sen nasıl bir şey yapamıyorsun ya? Vallahi yaptığın ayıp ya. Böyle bir tek vasallaştırma yollayacağım. Artık kabul olursa olur. Savaşacağız abi sonuna kadar anlaşıldı. Yoksa bizimkilerin bir şeyi kabul edeceği yok. Adamlar zaten almaya başladı git topraklarını geri. Tokyo'yu aldılar. Bu sığır kabul etmiyor. Sanki savaşta bir efektif oldun da, bir şey yaptın da kabul etmiyor ve hakkına sahipsin. Sadece buraya gidiyorsun ama bir dakika. Böyle sıfırlayalım. Sadece buraya. Daha ilerisine ben emir vereceğim. Evet. Abi bunlar ordu getirmeye başladı. Burada Rus'un da ordusunu gördüm. Güzel. En azından sonunda bizimkiler uyanmaya başladı bir şeyler. Hocam şöyle bir dur. Şöyle giderseniz. Sen de böyle git. Bizimkiler, aha sonunda birini gördük. Hocam sen de şöyle bir yere çık bakalım. Şimdi Japonların saldırısını izleyeceğiz. Her turu bize verdi. Aa, Japonların saldırısını izleyemedik. Şuraya da çıkın. Buraları temizleyelim tamamıyla. Artık bizimkiler yardıma geliyor. Direnmeye çalışacağız burada. Ama ne kadar direnebileceğiz? Ya şurada taze ordu basayım biraz ben.
Aslında buradan basmak yerine var ya şu Anadolu'dan ben oraya getirsem daha hızlı olur var ya. Harbi diyorum yani. Daha hızlı olur. Şurada hazırda orada bulunsun abi. Amerika ile falan savaşacağız ya. Yine de bir hazırda orada bulunsun. Şöyle tüm hareket puanıyla burada orada basacağım. Özellikle büyük şehirlerden. Mesela burada basmayacağım. Böyle nüfuslarına bakarak basıyorum. Hareket puanı boşa gitmesin. 100 bin altına basmayacağım. 98 bin var o olur. Şuna ver. Şundan bas, şundan bas. Şuralarda bir asker basalım abi. Sen de basmıyoruz. Atina'da sağlam basılıyor diye hatırlıyorum. Abi şunlar da bas ya. Hareket puanı bitsin. Uğraştırmasın artık. Ya Amerika ile savaşacağız diye basıyorum bunları. Yani zaten yorumlara da okuduğumda herkes Amerika ile savaş 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 diyordu. Biz de o zaman bir savaşalım ya. Diğer türlü çok kolay olacak. Ama seri de çok uzun sürdü. Bu yüzden ben de biraz bitirmek istiyordum. Seri çok uzun sürdüğü için ama siz istiyorsanız savaşalım abi Amerika ile sıkıntı yok. Çıkarma yemekten korkuyorum. Umarım çıkarma yemem de bunlar daha bize yardım edecek de o ölme eşeğim ölme. Burada bu biraz saralmış. Hocam siz bir burada bir birleşin. Burada birleşin. Adamın fişini çekmeye çalışıyoruz biz. Hala yardım gelmiyor. Ne Amerika saldırıyor, ne bizim müttefikler saldırıyor. Kimse saldırmıyor abi. Tek başımıza savaşmaya çalışıyoruz orada. Bizimkiler uyuyor. Harbiden uyuyor yani. Net uyuyorlar. Adam orada 400 binlik orduyla geziyor. Bizimkiler uyuyor abi. Bundan sonra anlaşılan ekonomiye araştırmaya yönelmek yok. Paso malları arttıracağız. Abi vergiye de gerek yok. Vergiye gerek var. Mallar daha fazla aktif olsun. Daha fazla puan toplasın. Evet, burada son kalan ordumuz. Ordu demek doğru olmaz aslında. Birliğimiz. Bunun dışında siz şurada bir şeyler yapacaksınız. Burada biz göreceğiz. Bunun senin kaç bin ordun vardı? Sen ne zaman gelmeyi planlıyorsun? Rus'un orduları ne oldu? Yok abi bunların yardıma geleceği yok anlaşılan. Biz şurada ilerlemeye çalışıyoruz ama nafile. Bak nereye gidiyorlar? Adam atakladı abi bizi net. Evet sonunda Hollanda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamadı tabi. Yok yapmış. Helal lan. Oha Afgan Mafgan geldi. Helal lan. Helal lan. Toplasınlar orayı artık. Puanım da kalmadı zaten benim. Siz ne alemdesiniz çocuklar? Tamam. Gel abi buraya. Gel abi buraya. Hadi gelene kadar bir oyalanalım abi burada. Ya aslında hazırlık yapıp saldırsam daha iyi şeyler yapabilirdik ama hazırlık yapmadan saldırdık. Hazırlık aslında biz saldırmadık o saldırdı yani bizim hazırlık yapma fırsatımızı tanımadı bize. O yüzden böyle bir sıkıntı oldu. Şimdi bir daha taarruz yapacağız. Bakalım bu sefer nasıl sonuçlanacak. Burada bir ordumuz daha geldi, yetişti. Hadi bakalım. Bak şu an iyi gidiyoruz ama sonrasında işte olmuyor. Daha ilerleyemiyoruz. Barış yapmamız gerek. Bundan sonrasında mesela bırakacaksın abi, barış yapacaksın. Yeter artık. Yani. Veya az ordu. Yani birbirine bırakmak gerek abi. Ele geçirebildiğini geçirdin Japonlardan. Al vasal çık ama bizim beyinsizler maalesef kabul etmiyor. Sen de şuradaki şehre git. Bak ele geçirebildiğini geçirdin. Ondan sonra çıkıp gideceksin.
Adam çünkü nüfus var abi. Adamda hem ekonomi var hem nüfus var. İkisi de var. Bu yüzden adamı yenemiyoruz. Siz böyle ilerleyin. Siz böyle ilerleyin. Siz böyle ilerleyin. Sen de böyle ilerle. Şu anda şöyle bir puana sahibiz de bizim o adamlar yardıma gelmiyor maalesef. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa şeyler yapacağız da bizimkiler yardıma gelmiyor. Tokyo'ya 7000'le saldıracağım. Tokyo'da kaybedeceğimi biliyorum çünkü. Fazla zorlamaya gerek yok orada. Siz de saldırın. Sen Naruto'ya doğru ilerle bakalım. Karma yapacak, yapsın. Kaç kaldı ekonomin? 5 milyon. Bunu vasal alsak yeterli olacak da vasal alamayacağız bu savaşta, anlaşıldı bu. Japonya'nın ana karasına çıksam yeterli olacak. Ya kazanabileceğimiz bir savaş. Tokyo'yu bile aldık artık. Tokyo'yu alamayacağım dediğim zaman alıyorum. Ama bizim çocuklar maalesef kabul etmiyor. Barış yapamıyoruz. Aslında gayet iyi savaştık. Yani orada bizim fazla bir nüfusumuz yok. O yüzden bu şekilde oluyor. Burada biz alacağımızı aldık. Böyle bir barış deneyelim. Bakalım bizimkiler ne yapacak. Böyle bir şey deneyelim bakalım. Ah, kabul oldu. Güzel. İsyan da çıktı. Tabi Tokyo'yu dahi aldık. Güzel. Bir sonraki Japon savaşı daha rahat olacak. Demek oluyor bu. Şurada bir toparlanın. Orada da geliyor zaten. Şuradaki istikrarları arttırma çalışmaları yapalım hemen. Burada toprakları asimile edelim. Tamamdır. Artık bölümü de bitirelim. Kaç dakika oldu? 27 dakika oldu. 27 dakikadır bu adamla savaşıyoruz. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videoları beğenip unutup bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.